Bunu işaret etti ve enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek dedi. Toplantının detayları bunlardı. Önümüzdeki günlerde politikaya dair, yol haritasına dair kapsamlı aşamaların yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücret için taraflarla toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanı ise bankalarla bir araya gelecek. İşte ekonominin yol haritası yavaş yavaş bu şekilde şekillenecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Peki Merve, çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı dedik. Tabii beklentiler var, özellikle enflasyon noktasında. Merve'ye bir kez daha teşekkür edelim. Biz devam ediyoruz. Beklenti enflasyonun düşürülmesi genel olarak. Bir de faiz politikasında tabii bir değişim olacak mı? Döviz ve altın cephesinde durum ne? Hem toplantıya dair detayları hem de toplantının yansımalarını konuşacağız. Ekonomist Sayın Halil Reçber'le. Sayın Reçber, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Gülen Hanım. Çok teşekkürler. Bir çözüme yönelik adımlar konusunda biraz daha yaklaşıldı mı? Ne dersiniz? Hem bu sabahki toplantı hem bu süreçte yürütülecek politikalar noktasında Sayın Reçber. Evet, ifade etmiş olduğunuz gibi aslında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bugün çok kapsamlı derecede yapmış olduğu toplantı aslında seçimin hemen sonrasında piyasaları çok yakından ilgilendiren gelişmelerin olması. Bu anlamda 2023 sonrası süreçte AK Parti'nin yapacağı taahhütlerin bir yerde resmileştirilmesine yönelik adımların atılıyor olması bu anlamda piyasalar tarafından olumlu fiyatlanmaya başlamıştı. Hemen akabinde borsada neredeyse seçim sonrası tabloya baktığımızda %30'luk bir yükseliş görüyoruz. Kur tabii ki kurdaki hareketlilik bu beklentinin geçmiş dönemlerde de olduğu gibi eğer bir beklenti söz konusuysa öncesinde fiyatlamaya başladığını, faiz tarafında keza durumun aynı olduğunu ama bu toplantının ne kadar önemli olduğunu gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda gerekse birçok yetkilinin bakanlığın yapmış olduğu açıklamalarda önümüzdeki dönemde ne kadar önemli olduğuna dair mesajlar verildiğini görüyoruz. Tabii dünya konjonktürünün de şu noktada önemli bir değişim aşamasında olduğunu düşünecek olursak çok da önemli bir noktadayız. Belki birazdan detaylandırırız ama sonuç itibariyle bu konunun ya bu toplantının Evet. konunun başlığı enflasyonun tek haneye indirilmesi ve 2023 sonrası bir takım taahhütlerin yerine getirilmesi anlamında atılacak adımlar çok çok önemli tabii ki. Sayın Reçber, tabii kısa kısa devam edelim. Mesele ekonomi olunca elbette bir taraftan da anlayabileceğimiz şekilde de aslında hepimizin merak ettiği şey şu: hedef enflasyonun düşürülmesi tekhaneler. 22 Doğru. Haziran'da önemli bir toplantı var. Merkez Bankası yeni başkanıyla beraber. İlk faiz kararı ne olacak? Son olarak 8,5'ta sabit tutmuştu. Ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son açıklamaları var. Bir faiz artırımı söz konusu olacak zannediyoruz. Evet, sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda tamamen yeni ekonomi kuruluna toplantı öncesinde de sonrasında da açıklamalar geldiğini görüyoruz. Güvenildiğini dolayısıyla tamamen bağımsız bir kararlar silsilesi geleceğini görüyoruz. Bu da sizin ifade etmiş olduğunuz gibi bir faiz artırımı yapmak gerekiyor. Çünkü enflasyon ve Merkez Bankası'nın gösterge faizi arasında çok ciddi bir makas olduğunu görüyoruz. Bunu daha önce de yaşamıştık. Geçmiş yıllarda da yaşandığını görmüştük. Hatta Türkiye belki de 40 yıl sonra 2009 yılı Ağustos ayında ilk defa gerek enflasyonun tek haneye inmesi gerekse Merkez Bankası'nın tek haneli enflasyona geçiyor olması, enflasyonun düşüşle birlikte alınan programlar, uygulanan maliye disiplinler bunların hepsini geçmişte yaşadık. Bu programı modellesek dahi çok rahat yapılabilecek çalışmalar bunlar. Dolayısıyla sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere aslında bu noktadan sonra Merkez Bankası'nın yapacağı ilk hamle ayın 22'sinde. Bunun hazırlıklarını zaten piyasa tarafında fiyatlanmaya başladığında görüyoruz. Bir faiz artırımı. Faiz artırımı zaman içinde enflasyonla Merkez Bankası gösterge faizi veya faizlerin arasındaki makasın kapanmasına yönelik olacak. Yani pozitif faiz seviyesine yaklaşılır mı, pozitif faiz verir mi Merkez Bankası? Zaman içinde göreceğiz bu uygulamaları. Çünkü bir düşüş trendinden belki dünyada bahsediyoruz artık burada da
enflasyonun düşmeye başladığını görüyoruz. Bizde de eğer bu rüzgar bizde de alınan bu tedbirlerle esecek olursa gerçekten sonuç itibariyle kontrol altına alınıp bir enflasyonda düşüş görme olasılığımız, ihtimalimiz dünya normlarında bir ekonomi politikası uygulanacağını görüyoruz ki bu da çok sevindirici, çok önemli. Onun için önümüzdeki süreçte bir faiz arttırımı ilk hamlesini de tabii ki döviz tarafında göreceğimizi söyleyebiliriz. Bunu belki de önümüzdeki günlerde biraz daha hızlı bir şekilde faiz kararı öncesinde de görebiliriz gibi gözüküyor. Halil Bey, bıraktığınız yerden devam edelim. İki sorun var. Öncelikle bir faiz artırımı var ama oran konusunda nasıl bir öngörünüz var? Bir. İkincisi de tabii son zamanlarda hep gözler dolarda, euroda, altındaki yükselişte. İlk etkisini dolar üzerinde hissettirir dediniz. Bu ne zaman yansımaya başlar? Tabii gerçekten önemli bir konu. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Merkez Bankası'nın bugünkü politika faizi %8,5. Enflasyona baktığımızda TÜİK'in enflasyonu %40'ların altına, %40'lar civarında olduğunu düşünecek olursak aslında arada çok ciddi bir makas var. En azından kademeli bir faiz arttırımı düşünecek olursak 2500 puanlık bir faiz arttırımı, yani %25'lere çekilebilecek bir faiz, %20, %25'lere çekilebilecek ilk etapta bir faiz arttırımı. Arkasından mutlaka bir faiz arttırımı arkasından, çünkü bugün görüyoruz ki faiz arttırımlarının dünyadaki yüksek enflasyonun önüne geçmeye başladı, kontrol altına alınmaya başladığını bize gösteriyor. Amerika'da keza dün gelen veriye baktığımızda önemli bir gelişmeydi, olumlu anlamda. Bizde de %20, %25 bandına faizlerin çekilmesi anlamında ilk olumlu işaret olabilir bu. Dövizde de ister istemez bu Türk lirasını cazip hale getirmek anlamında ilk hamle olacaktır. Açıklamalar, tabii ki detaylara da bakacağız burada. Açıklamalar sonrası hedefler, bir orta vadeli program söz konusu olacak. Hazine Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın koordineli çalışması bu açıdan, bağımsız olmalar açısından da çok çok önemli. Benim kanaatim %20, %25 bandına çekip sonrasında bu faiz artırımları kademeli bir şekilde devam ettirecektir diye düşünüyorum. Dünyada hala hazırda negatif faiz var. Yani nedir negatif faiz? Merkez bankalarının açıklamış olduğu faizle enflasyon arasındaki fark. Halihazırda bu Amerika'da da, Avrupa'da da, dünyanın birçok ülkesinde negatif, ama bu negatif faiz farkı biraz daha birbirine yakın. Ama bizde çok ciddi olarak arada bir fark söz konusu. %8,5 Merkez Bankası faiz politikası gösterge faiz varken %40'lardan bahsediyoruz. Hatta bu %60-70'lerdeydi. Bu makasın makul bir düzeye çekilmesi, çünkü dünya borç stoğuna dönüp baktığımızda veya dünyadaki enflasyon ve faiz hadlerine baktığımızda bu makasın gittikçe daralmaya başladığını görüyoruz. Bizde de en azından pozitif faiz verilmese de sonuç itibariyle önümüzdeki belki 2-3 aylık süreçte Merkez Bankası'nın kademe kademe faiz arttırımı yapması ekonominin dinamiklerini işlemesi anlamında da çok çok önemli olacaktır. Enflasyonun yükselişinin, pardon, artık enflasyonda bir kısmı da olsa bir geri çekimde görüyoruz. Bunun hızlanması anlamında da ciddi olumlu etkilerini görebiliriz önümüzdeki aylarda. Sayın Reçber, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda özellikle Merkez Bankası Başkanımız Sayın Hafize Gaye Erkan, Sayın Mehmet Şimşek'in tanıdığıydı. Biz de ekip ruhuna inanırız dedi. Çok da olumlu mesajlar verdi. Aslında herkesin de beklentisi bu süreçte öncelik o. Elbette ekonomi o. Ekonomi en önemli gündem başlığımız. Ne dersiniz, tabloya baktığımızda ümit varız aslında bu süreçte. Sıkıntıların ekonomik anlamda hepimizi muzdarip olduğu sıkıntıların biraz daha hallolabileceğine dair bir ekonomist olarak nasıl görüyorsunuz süreci? Evet, aslında çok olumlu gelişmeler gerçekten memleketimiz için. Sonuçta Türkiye bu süreci geçmiş yıllarda kronikleşmiş belki 30-40 yıllık enflasyon sürecini, gerek ekonomideki toparlama sürecini 2006-2012 yıllarına gelene kadarki süreçte aşmayı başardı. Dediğimiz gibi son 40 yılın en düşük enflasyonu, faiz hadlerini gördük. Bu 2012 yılının ilk 3 çeyreğinde Çin'i dahi geçen büyümelere sebep oldu. Çok olumlu gelişmeler oldu. Mali disiplin, belki burada Sayın Bakan'ın, Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Bizim şu anki odaklanmanız gereken şey yapacaklarımız, ama geçmişte yaptıklarımızı da lütfen dikkate alın açıklaması manidardır, önemlidir. Onun için gerçekten dünya normlarında bir ekonomi politikası izlenmesi, ki bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı da bu noktada evet tamamen artık yönetime bırakıyoruz açıklamaları. Bu tarz açıklamalar da çok önemli.
piyasalar tarafından zaten biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Borsa tarafında %30'luk büyükleş bunun ilk hamlesini gördük. Daha da makro verilere yansıması açısından gerek faizlerde bir kontrol altına alınması veya faizlerin krediler şeklinde yavaş yavaş açılma ihtimali ekonomiye bir yerde kaynak oluşturulması anlamında güvenin tahsis edilmesiyle tabii sırf ekonomik anlamda değil ama birkaç konu daha var. Bunlar da biraz daha detaylandırıp bunlar tarafı bu konular üzerinde de güvence verilmesi halinde ben inanıyorum ki yabancı yatırımcı da bu noktada ilgisini çekecektir. Çünkü belki dünyanın en zayıf, en değersiz paralarından biri konumunda TL. Burada da TL'nin değer kazanması, oluşabilecek hamlelerin etkisi yabancı yatırımcıyı da ciddi olarak çekebilecek bir durumda olacağını düşünüyorum. Öngörülebilirlik, bu da çok önemli. Bunun da altı sıklıkla çizildi. Yabancı yatırımcı açısından da en önemli kavramlardan biri bu galiba Sayın Reçber. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet, yani çünkü biliyoruz ki dünya globalleşmiş dünyada yabancı yatırımcı olmadan bugün ihracatımız konusunda nasıl ciddi anlamda rekorlar kırılıyorsa tabii ki ithalat tarafında da rekorlar kırılıyor. Bu anlamda bunun dengelenmesi çok önemli. İhracatımızın daha yüksek olması, ithalatımızın bu anlamda daha kontrol altına alınması, döviz girdi çıkışı anlamında önemli. Yaz dönemine giriyor olmamız da bir avantaj. Bu açıdan ben eğer gerçekten hem dünya normlarında bu politikalar devam ettirilecek olursa, geçmişte örneğini sık sık ifade ettik, anlatmaya çalıştık ama gerçekleşecek olursa, evet bu program işe yarar mutlaka. Var mı ekleyeceğimiz farklı noktalar? Alalım yavaş yavaş da toparlayıp noktalayalım. Tabii ki yani ben en başta tabii ki bir vatandaş olarak ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Dünya normlarında bir politikaya dönülüyor olması bu açıdan çok çok önemli. Önümüzdeki süreçte icraatların daha çok ön planda olacağı ve sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi çalışanların, emeklilerin, bu ülkede emek üreten herkese mutlaka bir şekilde bireylere olumlu yansıması anlamında umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki Sayın Halil Reçber, çok teşekkürler değerli katkılar için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, gün ortasında ekonomi başlığını konuştuk. Devam edelim diğer gelişmelerle. Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu internet üzerinden vatandaşı aldatıcı reklam yapan firmaları mercek altına aldı. Kurul kendilerini vize